dedi. Mehmet Metiner'in olaylara karşı tüm bu yaşananlarla ilgili sert bir çıkışı oldu. Birazdan getireceğiz. Sayın Miroğlu'nun var. Şimdi Nihat mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski metin yazarlarından Sayın Ünal'ın da bir görüşü var. Yine Şafak gazetesinde yer aldı Aydın Ünal'ın. Bakın onu da aktarayım. Onunla birlikte devam edelim. AK Parti'ye son dönemde sirayet eden hastalıklardan biri de kişisel PR, yani halkla ilişkiler çalışmalarının hakikati örtmesi. Siyaset ya da bürokrasi kadrolarında görev almak isteyenler reklam kampanyalarına başvuruyor ve bundan da maalesef sonuç alıyorlar. İş öyle kontrolden çıktı ki son haftalarda istifa etmesi, bedel ödemesi, görevden alınması gereken isimlerin görevde kalmak için PR yaptıklarını, hatta bunun için kamu kaynaklarını kullandıklarını görüyoruz. Bakın birbirlerini ne kadar sert şeylerle suçluyorlar. Evet. Çeşitli odaklar adına çalışan paralı troll çeteleri kendilerini besleyenleri hedeften çıkarabilmek için sağa sola pervasızca saldırıyorlar. AK Parti ve Erdoğan'ın önündeki çetin sınavlardan biri de İşte tam da bu mesele. Bakalım bu göz boyayanlar kendilerini kurtarabilecekler mi? Yoksa diğer hataları bir yana sadece göz boyamaya çalıştıkları için bile hesaba çekilecekler mi? Yaşayıp göreceğiz. Şimdi bu çok alışkın olduğumuz bir şey değil AK Parti geleneğinde. Burada bir yer kapma çalışması da mı var? Belli bir pozisyon alınacak. Şimdi bu bayrak değişimi yaşanacak. Öz eleştiriyle ilgili bunların çoğunun aslında maalesef gerçek anlamda bir öz eleştiri olmadığını söylemek zorundayım. Sebebi de şu, 2019 seçimlerinden de ben yani nasıl AK Partili milletvekilleri ya da işte gazeteciler, aydınlar falan nasıl değerlendiriyorlar bu süreci diye baktığımda inanın hiçbirisi gerçek sorunlara değinmiyordu ve şöyle diyorlardı. Ya biz kendimizi anlatamadık. İşte muhalefet şeyi çok başarılı kullandı bazı kozları falan. İşte bizim tek adam rejimi olduğunu söyledi. Başkanlık rejiminin işte şöyle başarısız olduğunu falan söyledi. Ya arkadaş, medya sizin elinizde. Devletin bütün kurumları sizin elinizde. Devasa imkanlar, milyarlarca dolar harcayabilecek kapasiteye sahip olan sizlersiniz. Ama biz anlatamadık diyorsunuz. Bunun bir anlatamama, bir algı meselesi değil de aslında öze ilişkin ihlal edilen çok ciddi ilkeler olduğunu ne zaman fark edeceksiniz? Bakın hala mesela işte suçları birbirine atıyorlar. Dikkat edin. Bir defa Cumhurbaşkanı'nı bütünlüğüyle süreçten uzaklaştırma ve hiçbir şekilde ona sorumluluk atfetmeme. Halbuki en büyük sorumlu Cumhurbaşkanı'dır. Yani şundan dolayı bir defa parti lideri. İkincisi Cumhurbaşkanı. Üçüncüsü ondan habersiz parti içerisinde bir şeyin yapılması mümkün değil. Dördüncüsü ve en önemlisi bu süreçlerin tamamında kulaklarını kapatan ve öz eleştiriyi, yani eleştiri yapanları partiden uzaklaştıran ve çok sert bir şekilde uzaklaştıran ya da tehdit eden ya da bunlara kulak tıkayan bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi Erdoğan'dır. Yani esas meselenin, yani Erdoğan'a dokunmayan hiçbir eleştiri AK Parti'de gerçek anlamda eleştiri olamaz. Yani bunu şey için söylemiyorum. Yani bu sosyolojinin kuralı. İstediğiniz akademisyeni, istediğiniz bilim adamını çağırın. Yani bir partinin liderine dokunmadan bir öz eleştiri ya da bir eleştiri yapılabilir mi? Bir kere zaten bunu yapmaya çalışıyorlar. O yüzden hiçbirisi de, pardon, gerçek anlamda öz eleştiri değil. Ya birilerini kayırmaya çalışıyorlar, ya mevzuyu kotarmaya çalışıyorlar, ya da kendilerini süreçten şey yapmaya çalışıyorlar, ya da çok husumet besledikleri ya da hiç hoşlanmadıkları parti içerisindeki bir kesimi bütün olanların sorumlusu ve günah keçisi olarak ilan etmeye çalışıyorlar. Ayşen Hanım, katkınızı alayım, canına geçeceğim. Murat Kurum'u aday yaptı AKP. Şimdi Murat Kurum'un adaylığı nezdinde o paragraf zaten boşa düştü. Yani buradaki eleştiri, hani birileri şudur budur denilen, işte PR yapıyorlar da efendime söyleyeyim bunu. Zaten aday Murat Kurum da o eleştiri zaten İBB başkan adayını da kapsayan bir eleştiri. Bence çok katılıyorum. İktidardan yana ismini bildiğimiz ve 22 yıl içerisinde sitayişle anabildiğimiz 5 kişi üzerine şurada bir saat düşünelim, benim aklıma bir isim gelmez. Yani yapı budur. Siyaseti yapış şekilleri budur. O eleştiriden azade isim bulmak çok zordur. Dolayısıyla ben gerçek bir eleştiri olduğunu değil, partiyi ayakta tutmak için birilerinin harcanması gerek, bu strateji yapmaları gerek. Gerçek kişiler üzerinden gerçek bir bölünme değil. Tam da tersi, 2-3 tane belki makul sayılabilecek insan varsa harcanan o olur.
parti yoluna devam eder şimdi diye düşünüyorum. Şimdi son yapılan MKYK'dan sızanlardan da bir bayrak değişikliği olacağı aşikar. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu yenilgiden azade tutulacak ve diğer sorumlular aranarak o isimler üzerinde değişiklik olacak. Ne dersin yani, bu mudur diyeceğiz ondan sonra da? Evet, yani yenilginin sorumlusu. AK Parti'den bahsediyoruz. Yani AK Parti'den bahsediyorsak gayet tabii ki budur. Tayyip Erdoğan'ın sorumlu tutmaları beklenemez. Yani aslında AK Parti içerisinde her zaman tartışmalar olur veya olabilir. Olması çok muhtemeldir. Potansiyel tartışmalar, anlaşmazlıklar vardır. Çok farklı çıkar grupları vardır. Çok farklı fikir grupları vardır CHP vesaire. CHP içerisinde de böyle. Kesinlikle. Başka zaten olması da çok olur. Şaşırtıcı değil aslında. Ama CHP'deki bu tartışmalar veya CHP'deki fikir ayrılıkları her zaman daha fazla medyada yer bulur. AK Parti'de bulmazdı çünkü kol kırılır, yerin içine kalırdı. Bunun da sebebi aslında iktidarın sunduğu nimetlerdi. Yani siz kazandıkça insanlar bunu dile getirmemeyi tercih ediyor. Yani şimdi AK Parti eğer İstanbul'u kazanmış olsa bu eleştiriler yapılacak mıydı? Hayır, hiçbir tanesi yapılmayacaktı, emin olun. Yani başarı hataları örtüyor. Hatta ilkesizlikleri de örtüyor. Yani şimdi siz bazı ilkesizliklere, hatta bazı ahlaksızlıklara imza atıyorsunuz. Bu şekilde kazanıyorsunuz. Eğer kazanıyorsanız tamam, bunlar hiç konuşulmuyor. AK Partililer bunları konuşmuyor. Ama eğer AK Parti kaybetmeye başlıyorsa, ya bakın biz şundan dolayı kaybettik diye eleştiriler daha fazla yapılmaya başlanıyor. Bu sevgili Ayşe'nin söylediği gibi bir yandan dışarıya karşı mesaj, yani kendi seçmenine yönelik, bakın biz tamamıyla mevzuyu sineye çekmedik, öz eleştiri yapıyoruz, bunun üzerinde bir kafa yoruyoruz vesaire görüntüsü. Diğer taraftan da yine sevgili İslam'ın söylediği üzere parti içindeki rekabetin de bir unsuru olarak bu kullanılmakta. Yani bakın Sayın Cumhurbaşkanım, siz bunları seçtiniz ama onlar sizi temsil edemediler. Biz buradayız. Biz bunu daha iyi yaparız mesajı olarak bunu görmek yani. Kesinlikle. Yani şimdi az önce sen söyledin. Dedin ki MKYK'da bazı değişiklikler olacak. İşte onlara hazırlık bu. Yani bu Cumhurbaşkanını tamamen mevzudan dışladığı gibi, onu sorumlu tutmadığı gibi, yani onu bütün sorumluluktan muaf kıldığı gibi, üstüne üstlük bir de ona kendini gösterme gibi bir amacı içermekte. Yani diğer taraftan İhsan Aktaş'ın söyledikleri teorik olarak gayet tabii ki doğru. Yani şimdi siz iktidar olmayan bir siyasi hareketi içindesiniz. O zaman yani iktidar olmayan bir hareketi içindeyseniz ona daha fazla o davaya inanarak girersiniz. O düşünceye inanarak girersiniz ve samimi bir çaba verirsiniz. Ama eğer iktidar partisine yanaşmaya çalışıyorsanız sizin oraya çıkar amaçlı yaklaşma ihtimali son derece muhtemeldir. Şimdi dolayısıyla gayet tabii ki AK Parti'nin kurucularıyla veya işte eski yeniden Yeniden Refah diyorum, yani Refah Partisi'den gelenlerle vesaire sonradan AK Parti'ye entegre olanların arasında bir farkın olmasına hiç şaşılacak bir şey yok. Bu olur. Ama burada ben şunu önemsiyorum. Şimdi önceki bu isimlere bakalım. Bunlar AK Parti'nin bugün o kurucu ilkelerinden uzaklaşmasına nasıl bir tepki verebilir? Yani eskiden beri AKP'nin içinde olmalarına rağmen, iktidar olmadan önce de AK Parti'de bulunmalarına rağmen bu insanlar buna nasıl bir tepki verebilir? Mesela şöyle bir tepki verebilirler. Kendi şahsi çıkarlarının peşine düşer ve o çıkar hesaplarının bir parçası olabilirler. İkincisi, ilkeli tavır şudur derler. Biz bu insanlarla yola çıktık, bu insanları korumak zorundayız. Gerekirse bunun için yalan söyleriz derler. Bakın o zaman ilkelere yönelik bir bağlılık yoktur, kişilere yönelik bir bağlılık vardır. Üçüncüsü, ki en değerlisi de budur, derler ki biz bu ilkelerden uzaklaştık. Bu ilkelerden uzaklaşan başkanlar bizim tanıdığımız, sevdiğimiz insanlar bile olsa biz onları eleştiririz. Onlarla birlikte yol yürümeyiz derler ve o partiden ayrılırlar. Bugün bu insanlar hala bu partide iseler bu ilkelerle zaten alakaları kalmamış demektir. Dolayısıyla bu İhsan Aktaş'ın çizdiği çerçeve ilkesel olarak doğru da olsa AK Parti'nin gerçekliğine bence hiç uymamaktadır. Orhan Miroğlu da gazeteci arkadaşımız Caner Polat'a, meslektaşımız Caner Polat'a bir mülakat veriyor. Orada da yine eleştirel bir yaklaşımı